Din, millet, şir'a, minhac, İslam, Hanefiye, sünnet ve cemaat kelimelerinin her birinin sözlük ve kavram olarak kendine has manası ve ortaya koyduğu bir gerçeklik vardır. Dinin kabul ve itaat anlamına geldiğini belirtelim. Kur'an'da Allah katında din İslam'dır denilmektedir. Din kelimesi bazen nasıl kavranırsa öyle karşılık görür. Cümlesinde olduğu gibi ceza ve karşılık anlamında kullanılır. Bazen de işte doğru din budur ayetinde görüldüğü gibi kıyamet günündeki hesap manasını ifade eder. Mütedeyyin veya din mensubu ise teslim olan, itaat eden, ahiret gününde ceza ve hesabı kabul edendir. Size din olarak İslam'ı beğendim. İnsan soyu kendisine ait olan şeyleri muhafaza etmek, kendisinin olmayan şeyleri ve diğerleriyle yardımlaşmak suretiyle elde edebilmek için hayatını kendi cinsinden diğerleriyle birlikte devam ettirmeye ve geleceğini hazırlamaya muhtaçtır. Bu maksatla meydana getirilen beraberlik veya topluluk millet diye isimlendirilir. İnsanları bu duruma ulaştıran özel yol ise minhaç, yol, usul, şir'a, din ve sünnet adını alır. Bu sünnet üzere ittifak ise cemaati meydana getirir. Nitekim Kur'an'da her birinize bir şira, din, şeriat ve bir yol, minhac verdik denilmektedir. Bu anlamda bir topluluk, millet meydana getirmek veya bir şeriat ortaya koymak ancak Allah tarafından doğruluğuna dalalet eden, kendisini destekleyen, bazen daha sonra ortaya çıkan mucizelerle, bazen de davanın kendindeki özelliklerle gönderilmiş bir din koyucusuna mahsustur. Bunlardan sonra bil ki en büyük millet İbrahim Halil'in aleyhisselam milletidir. Bu doğrudan ayrılmayı asla terk etmeyen ve tek Allah'a inanan bir millettir. Allah izin verirse bunun nasıl böyle olduğunu belirteceğiz. Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim'in milletinde olduğu gibi şeklinde geçmektedir. Şeriat Nuh aleyhisselamdan itibaren başlamıştır. Nuh'a tavsiye ettiğini sizin için de şeriat kıldı. Sınırlama, hudut ve hükümler Adem, Şit ve İdris ile başladı. Şeriatlar, dinler, yollar, minhaç ve sünnetler en olgun ve en eksiksiz şekilleriyle bugün sizin dininizi ikmal ettim, üzerinizde nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim ayetinde belirtildiği üzere Muhammed aleyhisselam ile tamamlandı. Adem Allah'ın öğrettiği isimleri öğrenme, Nuh isimlerin manalarını bilme, İbrahim her ikisini de bilme, Musa indirilen ilahi metni tenzil anlama, İsa metni yorumlama, tevil ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun, babamız İbrahim'in milleti üzere vahiy ile yorumu birleştirmekle seçkin kılındığı söylenir. Din ilk defa ortaya konulduktan sonra ikinci olarak bir takım kurallarla tamamlanıp ikmal edilir. Şöyle ki halk için takdir edilen bir husus olması ve fıtrata uygunluğunun temini amacıyla dinin içindeki her bir şeriat geçmiş uygulamaları doğrular. Elçilik görevinde peygamberlere hiç kimsenin ortak olmaması nebiliğin özelliklerindendir. Allah yarattıkları ile dini ile yarattıklarına istidlalde bulunulsun diye dinini yarattıklarının durumuna uygun bir şekilde tesis etti denilmiştir.